Alife Hospital doğrusu nedir'i sunar. Ben Doktor Serdar Taşdemir, nöroloji uzmanıyım. Bugün sizlere epilepsi hakkında bilgi vereceğim. Epilepsi, beyindeki anormal elektrik aktivitelerine bağlı olarak vücutta kasılma, titreme ve şuur bulanıklıklarıyla ortaya çıkan kronik dönem nörolojik bir hastalıktır. Epilepsinin ortaya çıkmasına neden olan büyük etkenler beyindeki anormal durumlardır. Bunlar damarsal anormaller olabileceği gibi tümörler olabilir, doğumsal anormaller ortaya çıkabilir. Genellikle daha çok vücudun bir tarafında kasılma, titreme ve daha sonra şuur bulanıklıklarıyla giden büyük jenereze dediğimiz epilepsi türleri vardır. Tabii daha az oranlarda da ortaya çıkan dalma nöbetleri, el kolda istemsiz hareketler, zaman zaman da baş dönmeleriyle ortaya çıkabilen epilepsi türleri vardır. Epilepsi teşhisinde anamnez bizim için çok önemlidir. Hasta ve hasta yakınlarının nöbetin olduğu andaki durumu ayrıntılı bir şekilde anlatması tanımıza yardımcı olacak en büyük etkendir. Bu anlatılanlar doğrultusunda çeşitli laboratuvar testleriyle de tanıyı destekleriz. Özellikle EEG dediğimiz beyin aktivitelerini ölçen dalga testleri epileptik deşarjları gösterilmesinde bize oldukça faydalıdır. Bu nöbetlere neden olabilecek beyindeki tümör, damarsal anomaller, gelişimsel bozuklukları gösterme açısından da beyin tomografileri veya MR'lar bize oldukça yardımcı olacaktır. İlk müdahale oldukça önemlidir. Halk arasında çeşitli yanlış müdahale yöntemleri olması nedeniyle bu tür hastaları gördüğümüzde oldukça dikkat etmemiz gerekmektedir. Öncelikle sağ tarafına doğru hastayı yatırmalı, başını sabitlemeli. Varsa kravat veya boğazını sıkan fular gibi giysiler gevşetilmeli. Sabit bir şekilde 3-5 dakika hasta tutulmalıdır. Eğer nöbet 3-5 dakikadan fazla sürer, 20 dakika, 25 dakika gibi sürelere ulaşırsa acilen 112 aranmalı ve hastanın yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Epilepsi ilaçlarla kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Özellikle düzenli ilaç kullandığımızda nöbetlerin oldukça azaldığını görmekteyiz. Bir veya iki ilaçla nöbetlerin %70-80'i kontrol altına alınmaktadır. Eğer 2 sene ilaçlarla birlikte hiç nöbet görülmezse yavaş yavaş tedavi kesilebilir. İlaçlı tedavilere rağmen devam eden epileptik nöbetlerde özellikle haftada 3-5 veya çok daha fazla olan nöbetlerde cerrahi tedaviler de düşünülebilir. Cerrahi tedaviler spesifik seçilmiş hastalarda uygulanmakta ve cerrahiden de oldukça fayda sağlanmaktadır. Baş dönmesi, vücutta istemsiz kasılmalar, belki baş ağrısı, düşme atakları gibi yakınmalar olan her insanın epilepsi veya benzer hastalıklar yönünden nöroloji uzmanlığına başvurmasını önermekteyim. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim. Alife Hospital doğrusu nedir'i sundu.